Geldiniz. Güzel bir modelle geldim sizlere. Bunu şalda, etolde, hatta dantelde pek çok alanda kullanabilirsiniz. Çok amaçlı bir model. Ben en alt sırasını trabzan gittim. Dilerseniz sık iğne gidebilirsiniz. Dilerseniz direkt zincir üzerine başlayabilirsiniz. 1, 2, 3 zincir çekip çeviriyorum. Dibine değil bir önüne şöyle batıp ikili trabzan yapıyorum. Bu angora bir ip arkadaşlar elimdeki. Onu da söyleyeyim. Şöyle biraz aydınlatalım. Şimdi şöyle tepeye bir aldım. Hemen şu alttakinin içerisinden geçirdim. Tığımda tuttum. Bir kez daha geçirdim. Tığımda tuttum. Bir, iki seferde kapattım. Yanındaki trabzana batıyorum. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bir nevi fıstık gibi düşünün. İki kez battım aynı yere. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Tepeye bir alıyorum. Bir, iki, üç, dört. Hatta beşinciye şöyle kapatıyorum. Tepeye bir alıyorum. Aynı yere bir kez daha, aynı yere bir kez daha 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tepeye bir aldım. Aynı yere 1, aynı yere 2, aynı yere 3. Şöyle göstereceğim bir taraftan da. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Tepeye bir kez aldım. 1, 2, 3, 4. Şöyle beşinciye bir tane trabzanla bunu bağladım. Hatta altıncıya bile sanki atlayabiliriz. Ki 1, 2, 3, 4, 5 bırakıp altıncıya batalım. Herhangi bir gerginlik yaşamayalım. Tepeye bir aldım. Hemen şu trabzanımın yanındaki yere battım. İki seferde çıkardım. Bir kez sardım. Şöyle çıkardım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.ya şöyle battım. Aynı yere 1, 3 tane şurada yaptığımın aynısını burada yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekip tekrar aynı yere üç tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. Tepeye bir aldım. Bir, iki, üç, dört, beş, altıncıya şöyle. Ay, üç zincirim vardı. Çok özür diliyorum. 3 zincirimi unuttum. 1, 2, 3 zincir. Bakın bu şekilde. Hemen şuraya 1, 2. Şöyle kapattım. Bir önüne. Buradan ben geri döneceğim arkadaşlar. Bu kadar yeterli modeli anlatmak için. 3 zincir çekip çeviriyorum. Şimdi bu sefer şöyle alıyorum. 1, 2 kez arka taraftan batıp kabartmamızı tekrar oluşturmuş oluyoruz. Bakın. Bir zincir çekiyorum. Şuraya battım. Bir, iki, üç kez aynı yere battım. Bir zincirim var.
Şunun içerisine şu şekilde batıyorum. 1, 2, 3 zincirim var. Tepeye bir aldım. Aynı yere bir kez daha batıyorum. Bir zincirim var. Şu yan taraftaki üçlü trabzanın içerisine 2, yine 3 kez battım. Bir zincirim var. Birini düz trabzan olarak yaptım. Bir diğerini de şöyle 2 kez 1, 2 kez battım. 2 sefer de çıkardım tersten. Yanına yine normal trabzanımı yapıyorum. Bakın şu şekilde. Böyle farklı bir şey oluyor. Kabartmalı kabartmalı güzel oluyor arkadaşlar. Biz herkesin yaptığı şeyi yapmak taraftarı ben pek değilim. Sizler de beni tanıyorsunuz artık. Mutlaka benimkinde bir farklı action olacak. Bir zincir. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere tekrar battım. Bir zincir. Diğer tarafın trabzanını da yapıp 1, 2, 3 kez battım. Bir zincir çektim. Karşıya durak noktama atladım. Yine şöyle dıştan bir, iki kez batıp yana da bir trabzan yapıp bu sıramı da bitirmiş oldum. 4 zincir çekip çevirdim. Bakın. Model oluşmaya başladı. Bir aldım. Hemen yine şu kabartmalı yerime giriyorum. Bir, iki seferde alıp iki seferde çıkarıyorum. Burası hep aynı, hiç şaşmıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle tepeye bir kez sardım. Şuraya atladım. İkisini çıkardım. İkisi tığımda. Aynı yere tekrar ikisini çıkardım. İkisi tığımda. Tekrar ikisini çıkardım. İkisi tığımda. Tek seferde çıkardım ve 1, 2, 3 zincir çektim. Tepeye aldım. Şu boşluğuma 1 tepeye aldım. 2 tepeye aldım. 3 tepeye aldım. 4 kez battım. Şöyle bir fıstık yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tepeye aldım. 1, 2, 3, 4 seferde aldım. Bir fıstık yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar. 1, 2, 3. Bir, iki, üç zincir tekrar. Bu kez yan tarafa. Bir, iki, üç, pardon, dört kez dolduracağım. Dört. Şöyle, bakın. Şöyle bir şekil aldı. Gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar. Tavsiye ederim mutlaka yapmanızı. Şimdi şöyle yine şuradaki 3 trabzanımın zincir çekiyor muyuz? Evet. 3 zincirim var yine geçmeden evvel. 3 zincirim var. Şimdi atladım buraya. 1 topladım. 2 topladım. 3 topladım. Tek seferde kapattım. Tepeye bir aldım. Hemen yine bu sabit dediğim gibi şuraya 2 kez 1 2 şöyle 2 seferde çıkarıyoruz.
model tamamlanınca gerçekten şahane oluyor, onu söyleyeyim. Şimdi tepeye bir aldım. Bir, iki, üç, tek seferde kapattım. Üç zincir çektim. Tepeye aldım. Bir, iki, üç, dört kez doldurdum, kapattım. Aynı işlemi yapıyorum. Yine üç zincir. Bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, atlıyorum şu tek zincirli yerime. 1, 2, 3, 4 kez doldurup kapatıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. 3 trabzanlı yere geldik. Tutuyorum tığımda, tutuyorum tığımda. Tutuyorum, tek seferde kapatıyorum ve geliyoruz sona. Şuraya şimdi hemen bir trabzan. Burayı yine kabartmalı bir şekilde ne yapıyorduk? İki kez alıyoruz. Bir tane de yana trabzan yapacağım. Toplamda 3 tane olmuş oluyor aslında. Bakın modelim oluşmaya başladı. Çok da şık, çok da güzel oluyor gerçekten, inci gibi. 1, 2, 3 zincirim var, çevirdim. Bu sefer ne yapıyoruz? Şöyle dıştan alıyoruz. 1, 2. Şöyle bunu oluşturdum. 2, 3 zincir çektim. Şuraya batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tepesine batıp pirpirik gibi şöyle bir şey yapıyoruz. Bir sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne tepesine. Bir sık iğne, 3 zincir. Sık iğne ile kapatıyoruz. Bir sık iğne. Öbürüne de bir sık iğne, 3 zincir. Yine sık iğne ile kapatıyoruz. Bakın. Üç zincir. Sık iğne ile kapattım. 3 zincir çektim, yine tepeye bir aldım, hemen şuraya battım, tepeye bir aldım, burayı yine bu şekilde doldurdum. 1, 2, 3 zincir, ha pardon, bir trabzan daha olacaktı yan tarafta, dolguluğu yaptım, onu yapmadım. Bakın. Bu da ayrı bir hava veriyor böyle modele, kabartı kabartı. Çok hoş ve güzel duruyor arkadaşlar. 3 zincirim var. Atlıyorum. 1 2 3 zincirim var. Batıyorum. Yine aynı işlemi yapıp burayı da tıpkı bununki gibi şu şekilde başa kadar gelelim. Evet, şimdi gel gelelim bir üst sıramıza. Yine 3 zincirim var köşede. Eliniz sıkıysa 4 de çekebilirsiniz. Hemen yine şöyle arkadan alıyorum. Bir kez daha batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zincir çektim. Tam şu bir, iki, üçüncü ibiğime batıyorum arkadaşlar.
1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim tekrar. Bakın hepsini atlayıp şu ara bölme yerlerimden biri olan şuraya batıyorum. Yine arkadan alıyoruz 2 kez. 1 2 Yanına hemen ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincirim var. Tepeye battım. Bakın. Bir, iki, üç, dört, beş. Altı, yedi. Bu arada ipim alize Angora Gold. Tığım da 2.2 milim. Onu da söylemiş olayım. Şöyle yine yan tarafa batıp bir tane trabzan yapıyorum. Çevirdim arka yüzünü. Üç zincirim var. Bu kez bu taraftan alıyoruz. Çünkü artık bu tarafa geçti fıstığımızın yönü. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum arkadaşlar. Şöyle bir ikincisine sık iğneyle batacağım. İkincisi derken şurada bir zincir bırakıyorum ikincisine. 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar. Bir zincir bırakıyorum ikincisine. Bakın şöyle sık iğneyle kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincirim var. Yine bir trabzan ve fıstığımı yapıp karşıya geçeceğim. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Bir bırakıyorum. Bir, iki, üç zincir. Şöyle göstereyim bir taraftan. 1 2 3 4 5 zincirim var tekrar. Hemen şuradaki trabzanımı batıyorum. Şöyle toparlıyorum. Yanında 1 2 3 zincirle çevirdim. Bir, iki, üç zincir çektim. Tekrar şuraya ortadaki üç zincir yere battım. Üç tane ikili trabzan yaptım. Bir, iki, üç zincir çektim. Tekrar iki, üç, bir, iki, üç zincir çektim ve buraya atladım. Şimdi burası aslında neresi? Şurası. Bundan sonra model bu şekilde tekrar edecek arkadaşlar. Şöyle başka renkte göstereceğim. Yine bu da Angora bir ip. Yayla çiçeği gibi oldu tıpkı. Çok beğendim duruşunu. Model böyle arkadaşlar. Kimse de pek yani... Bu tarz modeller var ama şeklini, şemalini, şuralarını tamamen sık iğne yerini falan ben uydurdum. Ama tabii ki herkes yapabilir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.